Merhabalar herkese ben Mehmet Çoban. Haftalık bazdaki analizlerimize yer verdiğimiz video serimizin bu bölümünde yine her zaman olduğu gibi Bitcoin, Ethereum ve XRP'nin haftalık bazdaki teknik görünümüne beraber bakacağız. İsterseniz hemen Bitcoin dolar Partisi ile başlayalım. Bitcoin dolar paritesinin haftalık bazdaki grafiği önümüzde açık. Şimdi haftalık bazdaki grafikte dikkat çeken ilk nokta Son 3 haftadır görülen yüksek noktaların bir önceki yüksek noktanın altında gerçekleşmesi. Bu aslında teknik anlamda pek olumlu bir işaret değil, pek olumlu bir görüntü değil. Çünkü bunun anlamı bir aşağı yönlü trend çizgisi oluşmaya başladığı yönünde değerlendirebilir, e, yorum yapılabilir. Dikkat ederseniz 24 Mayıs haftasında yaklaşık 41.700 dolarlı seviyelerde görülen yüksek noktası bir sonraki hafta yaklaşık 30 40 bin dolar seviyelerine denk geldi. Geçtiğimiz hafta ise... E, bu seviye 39 bin dolar seviyelerle sınırlı kaldı. O zaman Bitcoin dolar paritesinde şu anda bu hafta özellikle takip edilmesi gereken haftalık grafikte bu kırmızı ile gösterdiğimiz trend çizgisinin üzerine çıkılması. Şimdi bu hafta bu trend çizgisinin direnç noktası yaklaşık 37 bin 37 bin 200 dolar bandına denk geliyor. O zaman biz bu hafta Haftalık bazdaki grafikte takip etmemiz gereken en kritik nokta 37 bin, 37 bin 37 bin 200 dolar bandı bu seviye kırılırsa Bitcoin dolar paritesinde 41.700 dolarlı seviyelere kadar hareketin önü açılmış olacak. 39.000 dolar seviyesinde bir ara direnç noktası olmak üzere. Şunu her zaman hafta içi yaptığımız analizlerde tekrarlıyoruz. Bitcoin dolar paritesinde 41.700-42.000 dolarlı seviyelere kadar olan yükselişler doğal karşılanabilir. Ancak bunların hepsi tepki hareketi, tepki yükselişin telinden öteye gitmeyecek. Ne zaman ki biz 41.700-42.000 dolar seviyesinin üzerine geçildiğini görürüz. Paritenin ve üzerinde kapanışlar, hacimli kapanışlar yapılıp o seviyenin destek noktası haline geldiğini görürüz. O zaman biz yeniden 50 bin dolarlı seviyeleri hatta 60 bin dolarlı seviyeleri yavaş yavaş telaffuz etmeye başlayacağız. Ancak şu anda takip edilmesi gereken dediğimiz gibi öncelikle 37 bin dolar seviyesinin kırılması ve üzerinde kalınması. Özellikle haftalık kapanışın bu seviyenin üzerinde yapılması olum, e, gerekiyor. E, ve 41 bin 742 bin dolar seviyesinin üzerinde çıkılması. Haftalık bazdaki son 3 haftalık bu olumsuz görüntüye rağmen olumlu olarak adlandırabileceğiniz bir nokta var. O da dikkat ederseniz kapanışların yeşil olması. Yani açılışa göre kapanışlar genelde genelde değil son 3 haftada açılışa göre kapanışlar ee, yüksek oluyor ve yeşille kapatıyor parite. Bu kısmen olumlu. Ancak 37 bin dolar seviyesi kırılmadıkça bu görüntünün çok fazla önemi yok. Şimdi 37 bin dolar seviyesi kırılırsa hedeflerimizi belirledik. Geçilememesi durumunda ise paritenin tekrar 30 bin ve 32 bin 400 dolar bandına gerileme riski var. Parite için ise haftalık bazda tekrar edelim gelmesini hiç e, istemediğimiz bir nokta var ki orası 28.500 dolar seviyesi. Paritenin kesinlikle 28.500 dolar seviyesinin altına gelmemesi gerekiyor. Çünkü burası daha öncelerde özellikle Ocak ayının başında rekorların geldiği yükselişten önceki son düzeltme diyelim son geri çekilmede burası çok kuvvetli bir destek noktası olarak çalışmıştı. Son 4 haftada 5 haftada hatta önemli destek noktası olarak çalışmıştı. Bu destek noktasının haftalık bazda altına gelmemesi lazım. O zaman biz paritede yaklaşık yeniden 20.000 dolar seviyelerin altına telaffuz etmeye başlayabiliriz. <laughs> Yani şu anda 28.500 dolar seviyesi resmen stop loss görevi görecek Bitcoin dolar paritesine haftalık grafikte bu seviyenin altına paritenin gelmemesi şart gelirse dediğimiz gibi 20.000 dolarlı seviyelerin altını maalesef telaffuz etmeye başlayacağız. Özetlersek son 3 haftada oluşan yükseklerin bir önceki yüksek e, noktasına göre düşük oluşması altında oluşması olumsuz bir görüntü. Bu sebeple kırmızı ile gösterdiğimiz bir düşüş trendi oluştu. Bu düşüş trendinin kırılması için bu hafta 37.000 37.200 dolar seviyesinin üzerine çıkılıp haftalık bazda kapanış yapılması şart. Bu gerçekleşirse 41.700 42.000 dolar seviyesi hedeflenebilir. 39.000 dolar seviyesi ara direnç noktası olmak üzere ee, bu seviyenin üzerinde çıkılması durumunda da o zaman bir yükseliş hareketinden bahsedebilmemiz için yol açılacak bir e, işaret almış olacağız. O zaman 50 bin dolarları hatta kısmen de olsa 60 bin dolarları yeniden telaffuz etmeye başlayacağız. Geri çekilmelerde ise ee, bu seviyede açılması e, e, 32.400 dolar bandına tekrar geri çekilme riski var paritenin ancak en kritik destek noktası en kritik en önemli destek noktası 28.540 dolar seviyesi bu seviyenin altına paritenin kesinlikle gelmemesi gerekiyor gelmesi durumunda da o zaman çok farklı senaryolardan 20.000 dolarlı seviyelerin bile altından bahsedebilmemiz olası olacak. Hemen bir de ethereum dolar paritesine bakalım. Ethereum dolar paritesinde aslında bir önceki hafta olumlu bir senaryodan bahsetmiştik. Nedeni ise bu maviyle gösterdiğimiz ve Aralık ayının son haftasında başlayan bu yükseliş hareketinin üzerine çıkılması, trendlerin üzerine çıkılması. Ancak geçtiğimiz hafta bu trend seviyesinin üzerinde kalınamadığı ve özellikle 2500-2600 dolar seviyesinin altına gelinmesiyle parite 2228 seviyesindeki dolar dolar seviyesindeki destek noktasına kadar geriledi. O zaman biz aynı Bitcoin dolar paritesinde olduğu gibi yukarı hareketin devamı için bir nokta var. Orayı takip edeceğiz. Bu da bu trendin daha önce destek noktası olan bu trendin direnç noktası. Bu trendin direnç noktası bu hafta için haftalık grafikte 2638 dolar seviyesine denk geliyor. Yukarı hareketlerde bu seviyelere gelinmesi durumunda haftalık bazda bir miktar satışlar gelebilir. Kar satışlarına dikkat etmekte fayda var. Zira burası artık önemli bir direnç noktası. Bu seviyenin üzerine çıkılması durumunda da 2900 dolar seviyesi ve 3200 dolar seviyesi hedeflenebilir. Ancak tekrar belirtelim, şu anki görünüm çok fazla bunun istekli olmadığı yönünde. Özellikle yukarı yukarı yönlü tepki hareketlerine bu hafta 2638-2600-2700 dolar bandı diyelim. Bu banda özellikle dikkat etmekte fayda. Bu seviyelere geldikçe ee, bir miktar tepki satışı e, Kar satışlarının gelme olasılığının yüksek olduğunu Bahsetmekte fayda var Bunun dışında maktama indikatörü haftalık bazda Hala kuvvetli yönde e, Negatif yönde sinyal üretiyor e, O zaman biz aşağı yöndeki desteklere Ethereum dolar paritesi bu hafta ekstra dikkat etmemiz gerekti, Gerekiyor 2228 dolar seviyesi son derece kritik Bu seviyede Bu seviyenin altında 2025 dolar seviyesi var Aynı bitcoin dolar paritesinde olduğu gibi Ethereum dolar paritesi içinde 1853 dolar seviyesi e, parite için son derece kritik nokta. E, o zaman biz özetimizi şöyle yapalım Ethereum dolar paritesinde 2228 dolar seviyesi üzerinde kalınması ta, e, koşuluyla 2638-2700 dolar seviyelere kadar bir hareket beklenebilir. Ancak bu seviyeye gelmesi durumunda şu anda negatif yönde sinyal üreten e, indikatörden dolayı bir miktar kar satışları gelebilir. Geçilirse... Çok büyük bir olasılık değil ama geçilirse 2009 ve 3200 dolar, dolar seviyeleri bu hafta için hedeflenebilecektir Ethereum dolar paritesinde. Ancak 2228 dolar seviyesinin altına gelinmesi durumunda 2025 ve 1853 dolar seviyesi bu haftanın görülme riskinin yüksek olduğu seviyeler Ethereum dolar paritesinde. Hemen isterseniz bir de XRP dolar paritesine bakalım son olarak. Şimdi SEC ile ilgili e, bir dava süreci var biliyorsunuz. O dava süreci devam ediyor. E, Ripple tarafında e, bu dava sürecinden ciddi anlamda etkilendi XRP fiyatı. Hatırlarsanız Aralık Kasım ayının e, Kasım ayında 0.79 dolar seviyesini gördükten sonra Aralık ayının son haftasında yaklaşık 17 cent civarlarına kadar gerilemişti. Şimdi 17 cent civarlarından başlayan bir yükseliş trendi var gene haftalık grafik önümüzde açık. Onu belirtelim. Haftalık grafikte 17 cent civarlarından başlayan bir yükseliş trendi var. Bu, bu trendin Destek noktası oldukça kuvvetli ve sürekli olarak ciddi anlamda çalışıyor. Dikkat ederseniz, 17, yaklaşık 28 Aralık tarihinden bu yani 28 Aralık haftasından beri. Parite bu seviyenin altına sarkmış olmasına rağmen haftalık bazda kapanışları sürekli olarak bu seviyenin üzerinde tamamladı. Şimdi tepki hareketi genelde bu seviyeyi test ettikten bir süre sonra geliyor. Şimdi o halde bu döngünün te tekrarlanması halinde şimdi geçtiğimiz hafta 0.75 dolar 75 dolar seviyesine dikkat çekmiştik. 75 sent civarında dikkat çekmiştik. Pariteyi hemen hemen bu trend çizgisini destek noktasını test etti. 78 sent civarlarında yanılmıyorsam. Evet 78 sent civarlarını test etti ve bu seviyenin üzerinde kaldı. Bu olumlu. Ancak paritenin artık bu destek noktasından uzaklaşması gerekiyor. Çünkü daha fazla bu destek noktasının üzerindeki yapılan hareketlerde aşağı yönlü kırılma riski artacak. Kırılırsa eğer 0.64 dolar seviyesi ilk hedef noktası olabilir XRP dolar paritesi için. Şimdi bu hafta için en kritik nokta 0.78-0.80 dolar bandı. 0.80 dolar bandı yatay destek noktası 0.78 dolar seviyesi ise dolar seviyesi ise bu trendin destek noktası. Yani paritenin 0.78-0.80 dolar bandının üzerinde kalıp kalmayacağını takip edeceğiz bu hafta XRP dolar paritesinde. Kaldığı takdirde 1.10, 1.12 ve 1.17 dolar seviyeleri 1.12 dolar seviyeleri parite için hedeflenebilir bu hafta için. Bunun üzerinde de ise yaklaşık olarak yeni paritede 1.30 dolar seviyeleri var. Ancak parite için XRP dolar paritesi için Haftalık günlük bazda yaptığımız analizlerde dikkat çektiğimiz yükseliş hareketinin kalıcı olabilmesi için dikkat çektiğimiz bir aralık vardı. Burası da 1.24-1.30 dolar bandı. Biz 1.24-1.30 dolar bandına kadar yükselişleri doğal karşılayacağız ve diyeceğiz ki bu düşüşün bir tepki hareketi, tepki yükselişi. Ancak biz paritede yani XRP dolar paritesinde yeniden 2 dolarları hedefleyebilmemiz için 1.24-1.30 dolar bandının üzerinde geçilmesi ve bu seviyenin bu seviyenin üzerinde hacimli kapanışlar yani maliyetlenme görmemiz lazım. Kaldı takdirde aynı Bitcoin'de nasıl biz bir noktanın geçilmesiyle 50 bin dolarla 60 bin dolar seviyeleri telaffuz edebiliriz dedik. XRP dolar partisi içinde bu nokta 1.24-1.30 dolar bandı. Bu seviye üzerine geçilir ve kalıcı olunursa biz XRP dolar partisi yaptığımız analizlerde günlük analizlerde de haftalık analizlerde 2 dolarla hatta 2 dolarla seviyelerin üzerine telaffuz etmeye başlayacağız. Yani 1.24-1.30'a kadar olan yükselişler tepki hareketi üzeri bir yükseliş trendi olma ihtimali yüksek. O zaman özetleyelim. 1.7, 0.80 dolar bandının üzerine kalıp kalmayacağı takip edilecek. Kalınırsa 1.12 e, seviyesi hedeflenebilir. 1.07, 1.12 dolar banda hedeflenebilir. Aksi takdirde 0.64 dolar seviyesindeki daha önce uzun süre direnç noktası olarak çalışan ve şimdi destek noktası olarak çalışan 0.64 dolar seviyesine kadar bir geri çekilme riski var e, XRP dolar paritesinde. E, Maktama indikatörü haftalık bazda hala güçlü şekilde pozitif, negatif yönde sinyal üretiyor. Bu biraz tedirginlik yolu, e, sebebiyet verebilir. O sebeple XRP dolar partisine bir miktar yatırımcısının daha doğrusu bir miktar daha tepkinli olması, bir miktar daha piyasayı çok yakından takip etmesi gereken bir haftaya giriyor gibi gözünüyoruz şu anki teknik görünüm itibariyle. Güzel bir hafta olsun, güzel haberlerin, güzel gelişmelerin olduğu bir hafta olması dileğiyle diyelim bu haftaki analizimizi bu şekilde sonlandıralım. Bir sonraki haftalık bazdaki analizimizde görüşmek üzere. Zaten hafta içi yaptığımız günlük analizlerde her zaman karşınızdayız. Ee, şimdilik hoşçakalın. Tekrar söyleyelim güzel bir hafta olması dileğiyle.